Merhaba değerli izleyiciler. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan o beklenen ünlü korona ile mücadele tedbir paketini açıkladı. Ama maalesef daha fare doğurdu. İşin özü şu, dua ve sabırla bu süreci atlatacağız. İki ay dişinizi sıkın. Üç hafta evden çıkmayın. Aynen Cumhurbaşkanı'nın dediği laf. Covid-19'dan korunmanın en iyi yöntemi herkesin kendi kendine alacağı tedbirlerdir. Bu Erdoğan'ın lafları. Efendim açıklanan kurallara tam uyulursa evde kalma süresini 3 hafta ile sınırlı tutabiliriz. Yani diyor ki Cumhurbaşkanı 3 hafta evlere hapsedin kendinize. 3 haftaya kadar işte dua edin, sabır edin ve bu korona tehlikesini inşallah atlatacağız. Ha bir de 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımıza nasıl olsa sayıları sınırlı 65 yaş üstü kaç vatandaşımız varsa muhtemelen sınırlı sayıda vatandaşımız vardır. Türkiye genç nüfus biliyorsunuz. Efendim onlara da maske ve kolonya dağıtacaklar. Yani hem evde oturun diyor 3 hafta boyunca hem de 65 yaş üzeri vatandaşlara maske ve kolonya dağıtacağız diyor. Ya asıl 65 yaş üzeri vatandaşlar evde otursun. Onların maskeye ihtiyacı yok ki. Dışarı çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşın maskeye ihtiyacı olmaz doğal olarak. Ha, mecburen çalışmak zorunda olan, işte AVM ekmek zorunda olan, iş yerine gitmek zorunda olan 65 yaş altındaki insanların hani maskeye, kolonyaya ihtiyacı vardır. Onlara versenize yani asıl madem devlet maske ve kolonya dağıtacak, evde yani yüzde doksanı emekli olmuş ve dışarı çıkma mecburiyeti bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlarımıza maske ve kolonya dağıtmanın anlamı nedir? Hani bu şeye benziyor. İşte bayramlarda işte büyüklerin hani ellerinden öpelim gibi bir uygulama Erdoğan'ın e, bu kararı açıkladığı bu tedbir. Efendim e, evde kalma süresini 3 haftayla sınırlı tutabiliriz diyor ama hani e, sokağa çıkma yasağı da ilan etmiyor. Evde kalın diyor. 3 hafta evde kalın. 3 e, hafta kalırsak ve kendi kendinize tedbirleri uygularsanız bu koronavirüs krizini sıkıntısız atlatırız dedi. Avrupa'yı biraz eleştirdi. İşte batı ülkeleri vatandaşlarını sahipsiz bıraktı diyor. E, i̇ki ay direnirsek atlatacağız diyor. İki ay direnme istiyor. Yani Erdoğan bu iki ay işte Nisan, Mayıs, Haziran gibi bu koronavirüs tehlikesinin e, bitmesini demek ki öngörüyorlar. E, Erdoğan'ın söylemediği, söylemekten imtina ettiği bu koronavirüs e, belasının ülkemize yansımasından bu yana Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da e, o konudaki, o alandaki yetkililerin de e, ısrarla söylemekten kaçındığı cami olayı, hani camide toplu namaz kılma olayı. Erdoğan yine o konuya girmedi ama dolaylı olarak hani camiye gitmeyin, işte namazınızı evde kılın demedi ama şöyle dedi, hani bir de işin e, işte dini duygular, e, dini istismar, filan olayı var ya. efendim vakit yapabileceğimiz her şeyi evde yapma vaktidir. Toplu yerlerden uzak duralım. Peygamberin davranışlarından örnekler verdi. Hani demek istedi ki ya camiye gitmeseniz iyi olur. Gönderme yaptı, anımsatma yaptı. Ya bunu direkt söylesene Sayın Cumhurbaşkanı. Bak Diyanet İşleri Başkanı geçtiğimiz günlerde lütfen lütfen cuma namazlarını e, işte camilere giderek kılmayalım. Bu koronavirüs tehlikesi var. Toplu olmak büyük tehlike yaratıyor. Evimizde öğle namazı kılarak cuma namazını telafi edelim diye böyle lütfen bir açıklama yaptı. Kamuoyunun e, bastırması sonucu. Sonra Urfa'da bir grup çıktı bir gün sonra dedi ki işte video da çekmişler. Sosyal medyada paylaştılar. İşte Diyanet İşleri Başkanı'nın kendi görüştür o. Biz Diyanet İşleri Başkanı'nı dinlemeyeceğiz camilere gideceğiz ve toplu namaz kılacağız. Ya kardeşim burada toplum sağlığı, halk sağlığı söz konusu. Ya din istismarını lütfen bu süreçte bari lütfen bir kenara koyun. Bunu yani bu koronavirüs salgını sürecinde bari din istismarı yapmayın. Ya diyin ki bakın bütün eğlence yerlerini, bütün e, toplanma, insanların toplu bir araya geldiği mekanları kapattık. Niye? Çünkü toplum sağlığı bunu gerektiriyor. Allah korusun bir kitleselleşirse bu koronavirüs salgını insanların toplu bir araya gelmesi nedeniyle işte toplum Türkiye kırılır geçer. Maalesef işte birçok örnek ülke var önümüzde. siz de bir zahmet yani bütün toplanma yerlerini kapatıyorsunuz, yasaklıyorsunuz İçişleri Bakanlığı kararıyla. Ya camileri de geçici olarak deyin ki ya bu koronavirüs tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar camilerde toplanılmasını da yasaklıyoruz deyin. Ya geçici olarak camileri de e, ibadete kapayın lütfen. Ha bunu dolan başlı olarak söylemenize gerek yok ki. Bakın Umre'den binlerce vatandaş get, geldi. E, pek çoğu pek çoğu yine toplumun baskısıyla işte geceleri öğrenci yurtları apar topar öğrenciler yurtlardan çıkarılarak Umreciler, Umre'den gelenler öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Son dakikada yine kamuoyunun baskısıyla gece yarısı yapıldı bu işlem. Önceden planlanmadı. Önceden e, umreciler karantinaya alınmayacaktı, serbest bırakılacaktı ama kamuoyunda, sosyal medyada yoğun bir tepki olunca gece yarısı saat 3-4 öğrenciler apar topar yurtlardan çıkarılarak umreciler yerleştirildi. Sonra umrecilerin de bir kısmı kaçtı, kaçmaya kalktı. Önceki gün hatta bir yurtta e, umreciler polisle çatıştılar, tartıştılar resmen. İkişi kakış bayağı böyle kargaşa oldu. Yani e, kaçmak istiyorlar. Kaçanlar oldu. İşte Çorum'da, Erzurum'da yakalananlar oldu. Karantinadan kaçan, karantina bölgesinden kaçan umrecilerden. Yani bu e, din e, olayı olunca maalesef devletin bütün tedbirleri gevşiyor. Halk sağlığı, toplum sağlığı ikinci plana itiliyor. Din istismarı öyle bir e, öyle bir şey ki e, yani halkın sağlığı ikinci plana atılıyor. Aman bize işte din Dini e, hani yasak koyuyorlar, işte umreden gelenleri karantinaya alıyorlar demesinler. Vay camide işte e, toplu namaz kılınmasını e, yasaklıyorlar demesinler gibi böyle bir e, garip bir e, şeye bürünüyor AKP'liler, iktidar garip bir davranışa. İşin temelinde zihnin, kafanın arkasında çünkü din istismarı var. Yani din e, din istismarı her şeyin önünde. E, toplum sağlığının da önünde maalesef. Böyle bir e, tablo var. Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler arasında 20 bin yeni öğretmen alıyoruz dedi. Hani işte istihdam azalacaktı bu koronavirüs tehdidiyle. Bakın 20 bin öğretmen alıyoruz dedi. Muhtemelen bu 20 bin öğretmen olayı da planlanmış bir alımdı. İşte onu da bugün sanki koronavirüse karşı alınmış tedbirler paketinin içinde e, gündeme gelmiş gibi Sundular. Hayırlı olsun, iyidir. Ee, yani imam kadrosu vermektense öğretmen almak devlete, sağlıkçı sağlık personeli almak çok daha toplum için yararlıdır. Ee, i̇yi olmuş. Hatta daha fazla öğretmen almaları gerekiyor. Başka e, Cumhurbaşkanının e, açıklamasında <laughs> dikkat çeken ne var diye şöylece notlarıma bir bakıyorum. Ee, Batı ülkelerini eleştirdiğini söylemiştim. Ha bir de e, 100 milyar liralık ekonomik istikrar kalkanı diye bir paket açıkladı. Ama hani sanmayın ki işte piyasaya 100 milyar lira para e, likit para hani nakit para sunacak hükümet bu kriz döneminde öyle bir şey değil anladığım kadarıyla yani bunu ekonomi yorumcusu arkadaşlar daha iyi anlatırlar ama işte devlet bir takım işte SGK primi, işte KDV ya da işte sosyal güvenlik primi, işte bir takım vergiler, bir takım kredilerin geri dönüşünü öteleyerek işte 3 ay, 6 ay gibi sürelerle öteleyerek alacağını erteliyor. Hani piyasa sıkışmasın esnaf ve borçlu vatandaşlar sıkışmasın. diye yani vatandaş değil de daha doğrusu İşletmeler, işverenler sıkışmasın diye alacağından 3-5 ay, 6 ay feragat ediyor, öteliyor. Sanıyorum bu 100 milyar liralık şeyi de ekonomik istikrar kalkanı dedikleri 100 milyar liralık toplam parayı da bu rakamların toplanmasıyla oluşturuyorlar. Yani piyasaya ne kadar taze para sunacaklar onu açıklığa kavuşturmadı. Yani daha çok alacakları ötelemekten filan söz etti Erdoğan. Muhtemelen verecek para yok. Oysa demeliydi ki Kanal İstanbul'u iptal ettik. Kanal İstanbul için harcamayı öngördüğümüz 100 milyar lirayı bu koronavirüs belasını sağlıklı bir şekilde aşmak için sıcak para olarak işte vatandaşlara ve işletmelere destek için kullanacağız diyebilirdi. Bakalım bakalım ne olacak? Bir de, bir de maalesef Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca bütün toplumun takdirini kazandığı yaptığı çalışmalar ve açıklamalarla ama artık daha şeffaflaşmaları lazım. Mesela bu dünkü açıklanan rakamlarla 98 koronavirüs hastası var Türkiye'de. Onların artık hangi illerde olduğunu da dağılım şeklinde, tıpkı İtalya'daki gibi, başka medeni ülkelerdeki gibi açıklamaları lazım çünkü. İnsanlar mesela ben Ankara'da yaşıyorum. Ankara'daki tehdit nedir? İstanbul'da işte yakınlarım var. İstanbul'daki tehdit nedir? Bunu artık bütün vatandaşların bilmesi lazım. Yani şeffaf olmalı. İlla bu hastaların isimlerini açıklaması şart değil ama hangi şehirde kaç hasta var, hangi hastanede kalıyor bunlar? Bunların toplumda toplum tarafından, bizler tarafından bilinmesinde yarar var diye düşünüyorum açıkçası. Evet değerli izleyiciler, değerli dostlar, sevgili bizim TV takipçileri bugünlük bu kadar yarın başka bir programda başka bir konuda muhtemelen yine koronavirüs konusunda başka gelişmeleri konuşmak üzere hoşça kalın efendim görüşmek üzere